Varsa sorularınıza geçeriz. Buyurun hocam. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu. 2-0 galip geldik. İlk yarıda bir iki pozisyonumuz daha vardı, değerlendiremedik. İkinci yarı 40 dakika 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldık. Yediğimiz bir kırmızı kart oldu. Ben gibi hemen hemen hiç kimse anlamadı neden kırmızı kart veya nasıl çıktığını daha doğrusu. 8 dakika uzatılan bir maç var. Ben aslında bugün 16 dakika bekliyordum. Ama bize 8 dakika nasipmiş. Ama bunu yaşamamız gerekiyor demek. Onun dışında hakimle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Sadece söylemek istediğim, hakimlerimize her zaman destek çıkmamız gerekiyor. İnanmamız gerekiyor. Pardon. Hakimimizin genç hakimlerimize inanıp destek çıkmamız gerekiyor. Bugün mutluyuz, futbolcularımı tebrik ediyorum. Mücadelelerinden dolayı, çalışkanlıklarından, inanmalarından dolayı hak ettiğimiz bir 3 puan aldık bugün. Soru var mı? Kendinizi tam olarak sorabilir miyiz? Deniz Tokat Demirören'e ver ajansı. Hocam Altay'ı bugün kutlatıldıklar altı vardı. Bunun haricinde de çıkardığı çok pozisyonlar vardı. O yüzden bunu bahsedeyim, dinlenen soruyorum. Altay'ın performansı bugün mükemmeldi, öyle söyleyebilirim. Kalesine geldiği bütün pozisyonları en iyi şekilde kurtardı. Ama diğer futbolcuları da unutmamamız lazım. Tüm takımımız çok iyi mücadele gösterdi. Özellikle ikinci yarı bir kişi eksik kaldığımızdan sonra. Orada penaltı pozisyonu, Rodiak'ın eline vuran diyen bir top var. Hakimimiz penaltıyı gösterdi. Allah'tan var varmış o pozisyonda. Bardan hatasını düzeltti. Başka soru var mı? Hocam, teşekkürler. Basın tribününden gelen soruyu cevapladınız. Onun için başka sorumuz yok. O zaman. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, takım oyunu devam ediyor. Pozisyonları konuşuyoruz. Erman Hocam dedi ki yani zor bir pozisyon. Hakemin yorumuna bağlı bir pozisyon. Ben hani orada yaşarken karar verirdim buna. Ne vereceğim hani şu anda çok bilemiyorum ama orada görsem daha net bir karar verebilirdim diyorsunuz değil mi hocam? Şimdi Erol Bulut'u dedikten sonra Erol'a şunu söylemek istiyorum abi, bir teknik adam olarak. Beşiktaş'a bakıyorum. Beşiktaş'ta hep katlayarak, üstüne koyarak gelme var. Takım olarak bir şeyler yapıyorlar. Bir şablonları var, bir iskelet oluyor mesela. Galatasaray'a bakıyorum, o da geliyor. Fener 11. maçta daha hala yok. Yani evet. Bir şekil yok Fenerbahçe'de. Olması lazım artık abi. Yani Fener'de tamam hakem de. Bir şekil yok Fenerbahçe'de. Her hafta, her gün değişik bir takım, değişik bir futbolcu, değişik varyasyonlar. Bir belli olan kenardan Caner ortalıyor, öteki atıyor veya ortalıyor, o atıyor. Bir de sol içerinden kaldırıyorlar, Serdar vuruyor, gol atıyor. Onun haricinde Fener'de bir şey göremiyorum ya. Yani. Olması lazım artık Fener'de. Ya Fenerbahçe sürdürülebilir bir oyunu yok. Evet, az önce konuştuk Ender. Yani bir devamlılık, istikrarlık yok. 11 haftada yok. Ama şunu da söylemek gerekir Fenerbahçe ile ilgili. Yani bunlar, şimdi Erman Hoca diyor ki çok zor kararlar. Hakemler için kolay kararlara dönmeye başladı. Fenerbahçe'nin aleyhine. Az önce söyledim hani oraya Erol Hoca'nın konuşmasına gittik. Ya Konya maçı normal golü iptal ediyor. Fenerbahçe o gün kötü oynadı. Konya Spor hak etti ama maç 0-0, sen golü ver. Şimdi bugün bakıyorsun, yani ikinci yarının başı Serdar tamam söyleyebilir. Bir kere sana yani kötü bir söz söylediyse, ağır bir hakaret ettiyse kırmızı kart göstermen gerekir. Duruyorsun, kart gösteriyorsun, gidiyorsun bakıyorsun, çift sarıdan atıyorsun, olmayan penaltıyı veriyorsun. Hep bunlar Fenerbahçe'nin lehine gelişmeye başladı son haftalarda. Aynen. Doğru kararlar değil. Doğru ya Fenerbahçe evet iyi oynamıyor, maç kazanıyor ama sağ içini bıraksınlar, onlar değerlendirmesin hakemler. Yani onun kararını hocam, onlar vermemesin. Adaletli davransınlar. Standart bak, sağlasınlar kararlarına. Çok güzel söyledin. Mesela o yüzden ben söyledim gri pozisyon. Mesela geçen hafta Beşiktaş... Bu gri pozisyon değil ya. Net pozisyon. Penaltı değil Gürcan. Hayır. O yorum boş ya. Yere de Serdar attı. Tamam canım. O ikisi hakem de penaltı dediğine göre tamam mı? Kola çarpmayı penaltı yorumluyorlar. Ama pozisyon yanlış gri. Karar. Yani seyrederken formalı tarafına mı geliyor? Kolun forması tarafına mı geliyor? Açık söyleyelim. Ben net söyleyemem yani. Oraya da derim, oraya öbür tarafa da derim o seyretme içinde. Gri pozisyonu, geçen hafta Beşiktaş'ın ikinci gol öncesi hani pozisyon vardı.
Mustafa Montero ile Sisse arasında. Erman abiyle de falan da konuştuk burada. Pozisyon gri dedi, çağırmayabilir var dedi Erman abi. Yani o noktada işte kafasını soksaydı, sokmasaydı şöyle. Bu da gri pozisyon, niye çağırıyor? O zaman geçen hafta niye çağırmıyorsun? Bak çok ciddi şekilde ben hakikaten reaca da bilir. Yani bu programlarımızda maçlar hakem üstünden okumak istemeyen bir insanım. Yani oturalım oyunu tartışalım, oyunu konuşalım. İşte hakem de hata yaparsın derim. Ama 11 hafta oldu. VAR'ın girdiği girmediği. En az 6-7 pozisyon sayabilirim. Real Hoca'nın dediği gibi Fenerbahçe aleyhine. Yani Karagümrük maçı. Penaltı oluyor. Penaltı öncesi. Foul var. Penaltıdan dolayı Lemos ikinci sarıyı görüyor, atılıyor. Altay kurtarmasa geçmiş olsun. Ya bunlar da bir Göztepe maçı öncesi penaltıyla alakası yok. Değmeden düşüyor adam. Gene Serdar Aziz var pozisyonun içinde. VAR çağırıp seyrettirmiyor. İşte Beşiktaş maçı. Abi seyrettir. Bir de Gürcan. Adam desin ki gene gol verdi desin. Erman abi desin ki onun yorumu odur. Ben diyeyim ki benim yorumum budur yani. Onu tartışalım. Elbette herkesin yorumu farklı olacak. Bir de ilk 10 haftada Gürcan. Yani ligin 4'te 1'lik bölümü oynandığında bu kadar hata. Yani bunlar normal hatalar da değil yani. Denize aynen. Gidelim. Hep sonucu etkili. Yani işgüzar, VAR hataları, VAR hakemin hataları, oyuna müdahaleleri olmamasına rağmen kurallara aykırı müdahaleler oluyor. Hocam bir gidelim Denizli'ye. Selim üşümüş gibi geliyor bana. Evet. Biz tabii burada sıcaktayız. Evet. Onlar zor şartlarda. Emre Belezoğlu az önce Selim özel bir görüşme yaptı kendisiyle. Ahmet Selim Kul bize aktaracak bakalım. Neler söylemiş Emre Belözoğlu? Evet Selim. Evet Ender Bilgin, aslında Emre Belözoğlu maç sonunda tabii kazanılan bir maçın ardından böyle daha mutlu beklersiniz ama gergindi. Ben nasıl olduğunu sorduğumda biz çok rahatsızız. Yani tekrarlayarak birkaç kez çok rahatsızız dedi, biz rahatsızız dedi, bu şekilde bu devam etmez dedi. Ben de bu sözleri kullanabilir miyim diye sorduğumda o da şu ifadeyi kullandı. Tabii herkes bunu bilsin, biz sadece sahaya odaklanmak istiyoruz fakat buna çok fazla müsaade edilmiyor. Biz mevcut durumdan çok rahatsızız dedi. Defalarca bunu tekrarladı gerçekten. Oldukça gergin ve bu konuda tepkiliydi Emre Belözoğlu. Var olan, yani bu aslında bu açıklamaların arka Beşiktaş maçında olan, bu maçta olanlarla ilgili ve ondan önceki haftalarla ilgili bu ifadeleri kullandı. Tekrar edeyim, rahatsızız, çok rahatsızız. Sahaya odaklanmak istiyoruz ama müsaade etmiyorlar buna. Bu rahatsızlığımızı da herkesin bilmesini istiyorum ifadelerini kullandı. Kolay gelsin diyelim. Gerçekten günün ilk saatlerinden itibaren yoğun bir mesai verdiler. Biz çok rahatsızız, sahaya odaklanmak istiyoruz ama izin vermiyorlar. Yani, bu alerji oldu artık hakemlerde Fenerbahçe ile ilgili. Bu el, kola çarpma, VAR'dan Nizami golün iptali. Yani özellikle bu sezon bir alerjileri var. Yani bana öyle geliyor, normal kararlar değil. Yani bu Serdar'ın atılması, aynı şekilde Konya maçı, Gürcan birçok maç söyledi ama Fenerbahçe'yi... Ya. Gürcan bir dakika, ama Fenerbahçe'nin oyununun sağlıklı olmadığını, Erol Bulut'un hala bir oyun bulmadığını, yalnız hakem kararlarının arkasına da sığınmaması gerektiği, bunu da dile getiriyorum. Ama bunlar normal değil. Bu artık yani üst safhaya geçti. Yani bu alerjiyi artık hakemler, özellikle VAR hakemleri bıraksın. Bunlar normal değil. Ligin 4'te 1'i daha oynandı. Peki ikinci penaltı pozisyonuna da bakalım. İkinci penaltı pozisyonuna da hemen inceleyelim. Oradan bakalım. Ne çıkacak? Şimdi. Enteresan pozisyon bu da gerçekten. Karşılaşmanın 88. dakikası mıydı? 88. dakika. Fenerbahçe ceza sahası içinde tam bir karambol. Sarı-lacivertli takım 2-0 önde. Şimdi sağ taraftan bir top geliyor. Altay ilk hamleyi yapıyor, ikinci hamleyi yapıyor. Sonra top havalanıyor. İşte ne oluyorsa orada oluyor. Önce o ilk bölümden itibaren tekrar farklı açılardan gelsin lütfen. Sonra penaltıyı verdi Ali Palabıyık. VAR'dan Arda kardeşlerden bir uyarı oldu. Ve tekrar izlemeye gitti. İlk şu ilk baştan alabilir miyiz Tolga? İlk pozisyonun başından. Tamam. Şimdi buradan geliyor.
Oraya gel, tamam. Önce oraya gel o zaman. Ha, o Mustafa Uyumlu, Altay Mustafa Uyumlu. Mustafa Uyumlu'nun orada bir elle müdahalesi var mı? Birinci soru o. İkinci soru, Tiam Rodoega'yı bozuyor mu? Rodoega Altay'a faul yapıyor mu? Üç tane soru var burada. Bir, Mustafa Uyumlu bir elle müdahalesi var mı? İki, Tiam Rodoega'ya müdahale yapıyor mu? Rodoega Altay'ı bozuyor mu? Buyurun. Elle müdahale Mustafa'da var. Ama kasti bir şey mi bilmiyorum. Orada bir elle müdahalesi var. İlk gördüğüm belki de ondan iptal etmiştir ya.